Herkese merhaba, herkese selam. Son videoyu paylaştığımızdan bu yana 2 hafta geçmiş. Bu hafta sizlere farklı 8 adet program paylaşacağım. Eminim bu programları çok hoşunuza gidecek. Birçok yerde arıyor ve bulamamış oluyorsunuz. Bulsanız da bu kadar ergonomik bir şekilde kullanamazsınız. Programlarımız gördüğünüz şekilde BAT 365, Bevin, Aspets, Betfire, Betatom, Unibet ve Pinnacle'in 2010 yılından beri açılış ve kapanış oranlarının arşivlerini veriyor ve bunu indirdiğiniz yeni açılış ve kapanış oranlarıyla güzel bir şekilde sürdürebilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. 1 Ocak 2018'e kadar hepsi yüklü. Gördüğünüz şekilde önce bunları bir dosya halinde size paylaşacağım. Buradan indirebileceksiniz. Yine bu programları şurada videonun altında daha fazla göster yazar. Burada link olarak atacağım. Oradan rahatlıkla indirip kullanabilirsiniz. Öncelikle bu programları yapan arkadaşımız Ahmet Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizzat kendisinden izin alındı ve zaten kendisi de paylaşmak düşüncesindeydi gördüğünüz şekilde. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir emek vermiş, çok uğraşmış. O yüzden tekrar kendisine bol bol teşekkür ediyoruz. Programlarımıza geliyoruz şimdi. 365'i açalım. Bütün programlarımız arşiv. Yaklaşık gördüğünüz gibi bu BAT 365 2015'ten 3'e kadar 1 Ocak 2018'e kadar bütün kaydedilmiştir. Gördüğünüz şekilde. Açılış oranları, kapanış oranları ve sonuçlar olarak gelmiştir. Skorlar buradadır. Bütün her şey bu şekildedir. İkinci olarak bültenimiz var burada. Üçüncü olarak analiz yapabiliyoruz. Dördüncü olarak da kayıt yapabiliyoruz. Bu özelliklerin hepsini buradaki bütün sitelere yapabiliyoruz. Aynı şartlar onlarda da geçerli. Ben birkaç tanesini de göstereceğim. Diğerleri artık size kalmış olacak. Öncelikle tek karşılaşacağınız bir hata var. Buraya çok dikkat edelim lütfen. Bültene çekmeden önce dosya diyoruz. Seçenekler diyoruz. Gelişmiş diyoruz. Burada ondalık ayırıcı gördüğünüz şekilde bakın şu şekilde olacak. Ondalık ayırıcı nokta, bildik ayırıcı virgül olacak. Sizin şurası işaretliyse şunu kaldırın ve şunların nokta, şunun virgül olduğundan emin olun. Başka bir hatayla karşılaşmazsınız. Normal bu programla çalışmayacağın zaman da aynı şekilde değiştirin. Çünkü diğerleri böyle bu şekilde çalışmaz. Normalde benim son gizemim burası virgül olması gerekiyor. Burası nokta olması gerekiyor. Tek karşılaşacağınız hata budur. Burayı nokta, burayı virgül yaptıktan sonra tamam dersiniz. Ve bülteni çek dersiniz. Gördüğünüz şekilde BAT 365'ten şu anda mevcut olan bülten çekilmiş duruyor gördüğünüz şekilde. Gördünüz mü? Evet. Sonra analiz kısmına gelirsiniz. Şu anda bülteni çekti. Şurada kod yazıyor gördüğünüz gibi. 98 yazıyor şu anda. Buna tıklarsınız. Burada istediğiniz maç, hangi maçı yapmak istiyorsanız, mesela 25 numaralı maç. Gördüğünüz gibi
Analiz kısmına geliyorsunuz. Buradan 25'i seçiyorsunuz. Maç gördüğünüz gibi geldi. Buradan tikler varsa tikleri kaldırıyorsunuz. Daha sonra açılış oranı veya kapanış oranını bu şekilde tikledikten sonra filtrele diyorsunuz. Gördüğünüz gibi maçların hepsi geldi. Tıkladığınız geldi. Şöyle yapalım. Tekrar filtreleyelim. Evet. 3.40 ve son hepsini yapsın. Ligde 6'ymış. Ligi de lige göre yapsın. Filtreleyelim. Evet, 6 tane maç bu şekilde geldi. Gördüğünüz gibi sonuçlar. Şurada yüzde. %66.7 birinci takım maçı almış. Ve yine üst bitmiş. %66.7. Bu şekilde kendilerinize göre bir yöntem seçebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde. Evet. Bunu kapatıyoruz. İnce bir şey olmasın. Daha sonra nereye gelelim? Betfair'a gelelim. Diğerleri de hep aynıdır. Şimdi Betfair'ı açıyoruz. Bunda tekrar nokta virgül yapmanıza gerek yok çünkü az önce yaptık. Şu an bir sonra değiştirene kadar hep öyle kalır. Yine burada arşivimiz var. Bu 2013'ten başlıyor. Günümüze kadar yine 1.1.2018'e kadar günceldir. Buradan sonrakini biraz sonra size nasıl yapılacağınızı göstereceğim. Yine bülten bu şekilde bülten çek yapıyorsunuz. Ve yine bülteni çekiyor gördüğünüz gibi. Şurada. Evet, ne yapalım? Chelsea maçına bakalım. 37 numara analiz. Kod olarak buradan 37'yi buradan 37'yi seçtikten sonra Chelsea Arsenal maçına geliyoruz. Liste ve tikler temiz şu anda. Mesela açılış ve kapanış oralarına bastığımızda filtrele diyoruz. Yani bu demek oluyor ki bütün aynısından başka bir tane maç yok. Hiçbir maç yok. Bu tıkları kaldıralım. Maç sonu 1 ve kapanışı 1 ekleyelim. Filtrele diyelim. Evet, toplam 13 tane maç buldu. Maç sonu açılış oranı 1.66, kapanış oranı 1'in 1.72 olan gördüğünüz şekilde. 13 tane maç buldu. Evet. Beraberlik 3.45 olan maç var. 2 tane maç buldu gördüğünüz şekilde. Birisi 4-0, birisi de 1-1 bitmiş. %50 üst olanı. 1.5 gol üst olmuş %100. Bu şekilde kendinize bir yol çizebilirsiniz. Bunu aynı şekilde kaydet dediğinizde kayıt sayfasına bu şekilde kaydolur. Buradan istediğiniz şekilde yaparsınız. Sonra temizle deyip burayı temizlersiniz. Gördüğünüz şekilde bütün hepsi bu şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim sıfır olan Novgal database'te bundan sonraki arşive şu arşivin devam edebilmesi için nasıl veri çekeceksiniz? 1.1.2018'de kalmış gördüğünüz gibi. Novgal database'i açıyoruz. Evet. Böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Buradan şuradan bias firması dediğimiz yerde hangi firmaya çekeceksiniz? Bu hangisi? Betfair. Betfair'e çekeceksiniz. Şuradaki oktan Betfair'i seçiyorsunuz gördüğünüz şekilde. Sonra şuradaki güne tıklıyorsunuz. Burası 1.1.2018'de kalmış. Burası 3 Ocak 2018. Şu oktan bunu 2 yapalım. Gördüğünüz şekilde. 2 yaptı. 2 Ocak 2018 gördüğünüz şekilde. Veri çek diyorsunuz.
2 Ocak 2018'e ait Betfair sitesinden açılış ve kapanış oranlarını şu anda çekiyor. Videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden ve sevgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bunlar bizim daha çok paylaşmamız için bize yol gösteriyor. Beğenmekle ve abone olmakla hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ve videolarımızdan, paylaştıklarımızdan en önce sizin haberiniz olur. Gördüğünüz gibi 2 Ocak 2018'de Betfair firmasına ait oranları çekti. Bu kadar. Buradan kopyala diyoruz. Başka bak bir şey yapmıyorum bak. Çektikten sonra kopyala diyorum. Betfair'e ait olduğunu görüyoruz. Betfair dosyamız zaten açıktı. Son satıra gelip sadece şuna basıyoruz, yapıştır diyoruz ve bu buraya artık bu şekilde geldi. Aynı şekilde hemen uç ucağı da yapalım mesela. Hemen şuraya geliyoruz. Üçünü tıklıyoruz. Ve çek diyoruz tekrar. Gördüğünüz gibi yine çekildi. Bu 3 Ocak ait. Kopyala diyoruz. Hepsini alıyor. Betfair'e geliyoruz. Yapıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi 3 Ocak'a da yapıştırdı. Bütün maçların sonuçları, skorları burada. Buna göre de bülteni çektiğinizde buraya ekleme yapıyor gördüğünüz şekilde. Evet. Bu dosyaları biliyorum çok arıyorsunuzdur, bulamıyorsunuzdur. Bunları bizimle ve sizinle paylaşmamızı sağlayan Ahmet Erdoğan arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Daha iyilerini, daha otomatik olanlarını şu anda yapıyor arkadaş. Üzerinde çalışıyor. Bunlar da bitince, zamanı gelince sizinle paylaşılacaktır. Evet, tekrardan sırasıyla nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım son kez. Ona göre dikkatlice izleyin. Dosyamızı açıyoruz. Dosyamız BET365 dosyası. 1-1-2015'ten son satıra kadar geliyoruz. Gördüğünüz gibi 1-1-2018'e kadar gelmiş. Bu BET365 için siz hangisini istiyorsanız onunla ya da hepsini yapabilirsiniz. Şu anda 1-1-2018'de kalmış. Biz neredeyiz? 10 Ocak'tayız. 10 Ocak'a kadar daha sonra açacağınız Novgal dosyamızdan gördüğünüz şekilde öncelikle buradan BET365'i seçiyoruz. 1 Ocak'tan kaldığına göre bu. 2 Ocak'ı seçiyoruz. Buradan veri çek diyoruz. Böyle gördüğünüz şekilde geldi verilerimiz. 2 Ocak'taki kopyala diyoruz sadece. Geliyoruz buraya. Şurayı işaretliyoruz ve yapıştırıyoruz. Buraya verimiz geldi. Böyle 10 Ocak'a kadar geliniz. Siz mesela 3 diyelim bu şekilde. Yine veri çek diyelim. Yani bulunduğunuz güne kadar gelin ki daha güncel olsun. Sonuçlar daha güzel olsun. Kopyala dediniz. Geliyorsunuz hemen bunun altına yapıştır diyorsunuz. Buraya 3. 3. gün de geldi. Ocağın 3'ü de geldi gördüğünüz şekilde. Sonra bültene geliyoruz buradan. Ne yapıyoruz? 10'una kadar doldurduktan sonra arşivimizi 10'una tamamladıktan sonra bültene geliyoruz. Bülten çek diyoruz. Şu anda oynanmamış başların bültenini çekiyor. Evet geldi. Gördüğünüz şekilde şurada bugünkü bültenleri çekti. Evet. Bunda da gördüğünüz şekilde takım isimleri var. Diğerlerinde de burada kod vardı.
Kod olanlara kod olarak seçersiniz. Takım olanlara şu şekilde takım olarak seçersiniz gördüğünüz şekilde. Aşağı doğru inersiniz. Seçimlerinizi böyle yaparsınız. Birinci takımı seçtiniz mi? Diğeri zaten gelir gördüğünüz şekilde. Maç yok. Tekrar filtreliyoruz. Ve 961 tane lig maçı bulmuş. Gördüğünüz şekilde iki oranlarda tekrar tekleyelim. 8'e düştü. 1'e 1 yok. Demek ki 1'e 1 varmış aslında. Şöyle yapalım. Filtrele diyelim. Evet, 52 tane maç buldu. Ligde de 6 tane buldu. Gördüğünüz şekilde aynısından. Lige göre de filtrelesin. Evet, gördüğünüz şekilde. Yine aynı takım denk gelmiş herhalde. %66 1. Bu şekilde kendinize göre bir yol çizebilirsiniz. Kaydet dediğinizde de yine kayda gelir. Bütün oranları bu şekilde yapabilirsiniz. Güle güle kullanın. Bol şanslar. İnşallah hep mayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.